Katılımcılarımız hoş geldiler. Hemen hemen herkes tanıdık. Onun için ben çok uzun uzadıya benden bahsetmeyeyim. Ee, sadece söylemek istediğim, İstanbul Permakültür Kolektifinin kurucusuyum. Ee, yolculuğum çocuğumla birlikte başladı. Hatta ergemle yollarımız o ilk yolculukta kesişti. Slow Food fikir sahibi damaklar üyesi olmakla arkadaşlarımız başladı ergemle de ve sonrasında da devam etti. Ardından Ergem Yeşilist'i kurdu. Ben İstanbul Farmakültür Kolektifini kurdum. E, şimdi Ergem İngiltere'de. Ben İngiltere'den döndüm. <laughs> Öyle bir e, şeyler, karşılıklı e, yer değiştirdik gibi bir durum oldu. Deyip e, sözü Ergem'e vereyim istiyorum. E, bizzat içinde yaşayan, oradaki değişiklikleri anlatabilecek. Ve İngiltere'de de çok güzel hareketler var biliyorsunuz. E, bunlardan bir tanesi Tottenham'da başlayıp bütün dünyaya yayılan. Ee, i̇nşallah bizde de olabilir diye düşünüyorum. Ben onun e, üyeliğini aldım ama bir türlü toplantılara başlayıp da burada bir şekilde yürüyemedik. Ee, i̇klim değişikliğiyle ilgili başlayan Transition Towns hareketi var ve bütün dünyaya yayılan. Yarın öbür gün petrol biterse biz ne yapacağız? İklim değişirse biz ne yapacağız sorularından yola çıkıp her hafta düzenli buluşmalar yapıp ya da daha sonra belli periyotta diyeyim, her hafta demeyeyim, aylık, haftalık belli periyotlarda buluşmalar yapıp bu konu üzerinde e, kafa yoran insanlar e, bir kitap yazdılar. Şu dünyaca yayılan bir oluşumun içinde oldular. E, videoları var bakmak isterseniz ve e, Türkiye'de de bu hareketi başlatmaya çalışıyoruz ama e, ucundan bucağından bir yerde takıldık kaldık. Ee, i̇nşallah bundan sonra bu toplantıların ardından devamı gelir Deyip sözü ergime vermek istiyorum. Teşekkürler dilekçim. Ee, ya gerçekten o transition town'u bence konuşmalıyız çünkü e, biraz birazdan Glasgow'dan bahsedeceğim ama aslında e, her yerde gördüğümüz olay inanılmaz bir halk hareketi olması ve o yüzden bu bahsettiğin işte transition town'u Türkçe'ye nasıl çeviririz tam bilemiyorum ama. Gerçekten e, bizim komüniteler yani e, topluluklar halinde doğru bir şekilde aslında değişim yaratabileceğimizin en güzel örneklerinden biri 2022 inşallah bunu başlattığınız İstanbul Permakültür Kolektifi olarak başlattığınız bitir, büyüttüğünüz yıl olsun diyelim o dilekle başlayayım. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Saat 9 demediniz bize katıldınız. Sağ olun. İlk önce Dilek'e çok teşekkür ediyorum beni davet ettiği için. Uzun süredir Dilek bahsetti. Uzun süredir tanışıyoruz. O zaman fikir sahip fikir sahip damaklardan başlayan dostluk bugüne kadar kah işte aynen Dilek döndü Türkiye'ye. Ben gittim. Bir süredir de uzun bir süredir de Londra'da yaşıyorum çok az, kısaca Yeşilist'ten bahsedeyim. Çünkü aslında her şeyin benim için başlangıç noktası Yeşilist ee, ve oradan aslında e, hikaye e, işte, devam ediyor ve bu yıl neden Glasgow'da olduğum da yine orada aslında sebebi. Yeşilist ee, Yeşilist'ten evvel aslında ben ilk önce e, daha evvel finans dünyasında çalışıyordum. Aynı dönemde Al Gore'un iklim değişikliğiyle mücadeleyi hedefleyen Climate Change, e, Climate Reality Project'ı ee, bu konuda bilinç yaratmayı hedefleyen derneğine davet edilmiştim ve iklim değişikliğini öğrenmek için Amerika'ya uçtum. Oradan aldığım eğitimden sonra Türkiye'de iklim değişikliğini anlatmaya başladım. 2009-2010 yılı ee, tabii çok az konuşulan konular yani iklim değişikliği daha çok bilimsel olarak ele alınıyor ama ne iş dünyasında ne günlük hayatımızda ne, ne yediğimiz gıdada hiçbir yerde bu konuşulmuyor. İşte bu aynı dönemde e, fikir sahibi damaklarda yollarımız çakıştığında ben hiç unutmuyorum. Ya gerçekten acaba gıda meselesini biz iklim değişikliğini niye konuşmuyoruz diye çok ciddi düşündüğümü, bütün yani günlük yaşamın iklim değişikliğiyle etkisini çok ciddi düşündüğümü hatırlıyorum. E, ve bütün bunlar o zamanki konuşmalar... E, Acaba ne yapabiliriz konusunda iklim değişikliği ile ilgili bir sürü eğitim verdiğim bir uzun bir sene oldu. Bir sürü eğitim derken yani 95 tane ayrı seminer yaptım o yıl. Çok benim için acayip bir yıldı. Şu açıdan bir baktım ki herkes aslında çoğu insan iklim değişikliği konusunda endişeli. Şirketler bu konuda çok fazla bir şey yapmıyorlar. Bu konuda yapılan küçük girişimler var. Adil ticaret, doğru ticaret, küçük işletmeler var. Fakat yeterince ses bulmuyorlar. Bütün bunlar nasıl değişebilir diye Yeşilist aslında başladı ve Yeşilist STK'lardan en küçük üreticiden doğru işler, sürdürülebilir işler yapan bütün kurumları sesini duyurmak için iyi hikayeler anlatmak ve tüketiciye bir rehber olmak için kurulmuş bir aslında web sitesi 2010 yılında. 2010 yılından da bugüne kadar dilekle böyle paralel olarak o İstanbul Permakültür Kolektifi ben yeşilist tarafından ilerledik. Eee yeşiliste Bugün yıllık aşağı yukarı bir buçuk milyon kişiye ulaşıyoruz ve içeride altı binden fazla makale var. Biz içerik üretiyoruz. Çünkü Yeşil bir rehber olarak kurduk. Çok kısa zamanda insanlar, bizi takipçilerimiz şunu sormaya başladılar. İyi güzel siz bize içerik veriyorsunuz ama e, e, rehber oluyorsunuz ama biz bu ürünleri neden almamız gerektiğini bilmiyoruz. Bu sefer içerik yani bunu yapanlarla yani bu işleri güzel yapanların hikayelerini anlatmak üzerine aslında içerik oluşturmaya başladık. E, bu doğru bildiğimiz ve çok 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 pardon saati koymuştum saat çalıyor e, çok doğru bildiğimiz e, ve de pardon şu saati kapatayım bir daha çalmasın e, çok doğru bildiğimiz ve güvenerek ve iç, e, ve de e, inceleyerek sık dokuduğumuz içerik üretimine başladık ve e, saygı duyduğumuz, işlerini doğru yapan, adil ticaretle a, e, ve sürdürülebilirliğe gerçekten gönül vermiş hikayeleri paylaşmak üzerine aslında yola çıktık. Ve bu şekilde de işte demin bahsettiğim bugün altı binden fazla içinde makalenin bulabileceği bir aslında e, bir arşiv oluştu Yeşilis'te ve Yeşilis bir online web sitesi offline daha evvelki yıllarda çok yaptığımız ama pandemiyle bile beraber evrilen bu dünyada online işte bugün aslında bu saatte hep beraber ayrı yerlerden hani bugün burada İstanbul'da değil Londra'da da olabilirdim hep beraber olabilmemiz aslında belki de den çıkan bir tane güzellik de bu oldu bir araya getirebilme ihtimali. Ee, daha evvel offline yaptığımız bir şey, birçok şeyi şimdi artık online çevirim için yapmaya başladık. Ee, offline'da işte eğitimler yaparken online'da da içerik olarak devam ediyoruz. Bütün bunlar benim aslında iklim değişikliğiyle yollarımı kesiştirdi. Bir noktadan sonra yeşilisten daha çok iklim değişikliği üzerine çalışmaya başladım. Ve iklim değişikliğinin bilhassa şirketlerdeki iz düşümü, şirket stratejileri, şirket finansmanı, döngüsel ekonomi gibi konularda daha çok fokuslanmaya başladım. Bir yerden sonra bu işte yaptığımız işlerde olunca insan ister istemez şunu sorgulamaya başlıyor. Ya biz sürdürülebilir ürün nasıl yapıyoruz? Bu ürünler nasıl oluyor? Gerçekten arkasında ne var? Yani bütün tedarik zincirlerine o en en e, temelden bir ürünün topraktan çıkışına çünkü her şey kullandığımız her şey aslında pet yani Petrol bazlı ürünler bile topraktan geldiğini düşünecek olursanız o en geriye baktığımızda nereden geliyoruz sorusundan bu sefer tedarik zincirleriyle ve gerçekten şirketlerin ürünleri nasıl yaptığıyla o ürünler nasıl daha iyi olabilir sorusuyla e, yola çıkaraktan başka bir yere evrildi benim. Sürdürülebilirlik konusunda çalışmalarım ve özellikle şirketlerin bunu kurumsal sosyal sorumluluk görmesi değil de nasıl bunu aslında gerçekten içselleştiririz konusuyla devam ederek e, şimdi sürdürülebilir pazarlama konusunda Londra'da bir üniversitede ders veriyorum bu konuyla ilgili ve yine sürdürülebilirlik stratejileştirme yani gerçekten biz nasıl üretiyoruz tedarik zincirlerinde hem sosyal hem çevresel etkilerini gerçekten göz önüne alarak neler yapabiliyoruz konusuyla çalışmaya başladım. Ee, i̇lk e, olarak KOP'lardan e, e, Kopenhag'dakine e, gitmiştim. E, hatta çok enteresandı çünkü bu yılki KOP'a çok benzetilen bir e, Conference of Parties yani iklim değişikliği konferansıydı. Çünkü çok büyük ümitlerle gidilmişti, çok büyük hüsranla dönüldü ondan. Bu yılki biraz daha farklıydı. Arada Paris'e gitmiştim. Bir de bu da bu bu da aslında çok önemli bir e, konferans oldu bence birçok açıdan. Çünkü özellikle pandemide bir şeyler değişti. Yani biraz daha konuşmaya başladık. Yani bu bu yıllara kadar iklim değişikliğini biz hiç konuşmazken ve yalnızca bilimsel olarak ele alırken yani bir grup insan yalnızca aramızda konuşurken o aslında ihtiyacımız olan bu siloların e, bölünmesine e, ihtimal veren ayrı bir yere evrildik. E, gerçekten Glasgow bence biraz buna bir Yol açtı ya da kapı açtı. Glasgow olmaz, belki de yaşanan konjektür, yani bu geçen yıl olsaydı da belki böyle olabilirdi ama bir anda, yani düşünebiliyor musunuz? Hepimiz işte evlerdeyiz, herkes evden çıkmaya korkuyor, hayat tamamıyla durdu, dünyanın her yerinde çok büyük ekonomik zorluklar yaşanıyor gibi bir senaryo aslında iklim değişikliğinin getirdiği felaketlerle de olabilecek bir şey olduğunu düşününce. Gerçekten bence insanların hayatı pandemiyle çok değişti ve bu konuyla ilgili algımız da değişti. Glasgow bunların aslında o enerjinin bence ilk kanalize olduğu büyük konferanslardan biri oldu. Hemen evvelinde çıkan IPCC, iklim Değişikliği Taraflar Konferansı'nın raporunun artık durumun ne kadar ciddi olduğu, vahim olduğu, artık bir şey yapmamız gerektiğinin... Zaman kaybedilememe gerçeği bu sefer öne çıktı. E, Glasgow'la ilgili iklim değişikliği konferansı ile ilgili bir sürü gerçeği bir sürü yerde okuyacaksınız. O, olanlardan bence birkaç farklı olan şeyi size anlatmaya çalışayım ben kendi gözlemlerimle. İlk önce tabii ki bu konuyla çalışan farklı e, farklı e, konularla kesişse de bu konuyla ilgili çalışan herkesin bir arada olduğu bir yerde olmak tabii bize için çok heyecan verici. Dediğim gibi bu konuda çalışanlarda biraz bir yalnızlık duygusu var. O yüzden hepimiz birbirimize başka kilitleniyoruz. Benim dileği hep dinlemek istemem. İşte Leyla katıldı hep onu dinlemek istemem. İşte bunlardan bunlardan aslında kaynaklanıyor. O yüzden Glasgow'da böyle bir hava vardı. Hani herkesin birbirini dinlediği farklı kulvarlar, farklı e, yollar da olsa herkesin birbiriyle kesiştiği bir üst e, çerçeve vardı ve bence bu çok etkileyiciydi. E, bunun yanında e, böyle bir konferansın tabii çok içerik, olarak kapsayıcı olmasını beklersiniz. Maalesef kapsayıcı bir konferans değildi. Bence birçok uluslararası konferans gibi bu da istediği kadar o kadar kapsayıcılığı olmayan bir konferanstı kapsayıcılıktan kastim ne şimdi işte mesela Glasgow'da dolaşıyorsunuz bu e, konferansın olduğu alana farklı e, işte Peru'dan, Amazon ormanları e, yağmur ormanlarından Amazonlardan e, bir takım e, yerliler getirilmiş ve bunlar gerçekten oradaki dertlerini anlatmak istiyorlar e, ama oraya yalnızca gelmişler. Gerçekten dinlenildiğini düşünmüyorum. Bu yılki Glasgow'a özellikle iklim değişikliğinden bağımsız olarak COVID yaptırımlarından dolayı çok kişi gelemedi. STK'lar yeterince sesleri duyulamadı. E, azınlıkların sesi duyulamadı. Yani demokrasi demek azınlıkların da sesini duymamız demek. Biz orada aslında çok azınlıkların sesini duymadık. Şimdi böyle bir ortamda yani iklim değişikliğinden bahsediyoruz biliyorsunuz son yıllarda iklimi bir sosyal adalet olarak da iklim adaleti bir sosyal adalet olarak konuşuyoruz ama sosyal adalet olarak konuştuğumuz bir noktada bizim azınlıkların sesini duymamız ya da getirilen gelen azınlıkların sesinin az duyulması gibi bir şey aslında gerçekten çelişkili bir durum yarattığını düşünüyorum ee, ve tabii şöyle bir şey var ee, bu konuda politika yapıcıların aralarında tabii çok inanılmaz insanlar inanılmaz derecede e, gönüllerini bu işe vermiş olanlar kanun yapıcılar olmakla beraber bir de oraya gelmiş olan ama gerçekten dinlemeye hazır olmayanlar vardı Bence o önemli bunun gerçekten değişmesi gerektiğini bu sefer Bence daha çok gördüler bunun en büyük sebebi de Dışarıda sokaklarda olan ve bazısı içeride Glasgow'a konferans alanına girmiş olan gençlerde, Yani işte bugün hep duyduğumuz Greta Thunberg, Vanessa Nakete gibi gençler gerçekten içeriği salladılar. Yani onların enerjisinin ne kadar kuvvetli olduğu ve bu göz ardı edilemez bir gerçekti. Şimdi bu sefer özellikle ben şunu söylemek istiyorum. Finans alanı, e, finansçılar çok geldi bu konferansa ilk defa yani... E, Özel sektörü görmedik belki ama finans dünyası gördük. Şimdi bu çok çok önemliydi. Finans dünyasında e, biraz e, klişe olacak belki bu diyeceğim ama işte orta yaşlı, beyaz, e, çok e, son derece hali vakti yerinde insanlar daha çok e, bu grubu oluşturuyor diyelim. Gelmişler ama dinlemiyorlar ama kendileri bir şey anlatmak ve bir şeyi manalandırmaya da çalışıyorlar. Çünkü inanılmaz bir ivme var. Ve ben açıkçası daha evvel finans dünyasından gelmiş bir kimse olarak bunu çok büyük bir pozitiflik olarak al, yani büyük bir aslında artı finans dünyasının ilk defa iklim değişikliği konferansına gelmiş olması. Evet, sosyal adaletten bahsediyoruz, azınlıklardan bahsediyoruz. İnanın oraya gelen herkes, yani iklim değişikliği konusunda çalışan finansçılar da o sesi duymadan edemediler çünkü gümbür gümbür bir ses. Yani hafta sonu akşam üzerleri bangır bangır etrafta e, gençler e, protesto ediyorlar. inanılmaz bir enerjiyle ediyorlar ve aralarından çoğunun bu işte özellikle özel sektörden gelenlerin onlara katıldığını gördüm. Bunu özellikle söylemek istiyorum çünkü e, böyle bir ilmeğe çok ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. E, finans dünyasında orada olması e, benim açımdan veya benim kanımca en azından en önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü bugün iklim değişikliğiyle mücadelenin bir numaralı değişmesi gereken şey bizim petrolden ve de kömürden uzaklaşmamız. Kömür ve petrolden uzaklaşmamız için bunun finansmanının kesilmesi gerekiyor. Yani bu eğer ki buna tamamıyla bir iş anlamında getiri olarak bakacaksak bile artık finans dünyasında bunu arkaya almaması, bunu göz önüne almaması söz konusu değil. İlk defa finans dünyası bu konuda e, masaya oturmaya hazırdı ama masaya oturmaya hazır fakat arada çok büyük uçurumlar var. Çünkü finanse edeceği yalnızca yenilenebilir enerji değil aslında finansmanını çekmesi gereken sektörler var. Şimdi bunu konuşmak çok başka bir şey. Neden finansmanı çekecek? Hangi sektör? Yalnızca e, işte e, petrol ve kömürden bahsetmiyoruz ya da doğalgazdan bahsetmiyoruz tabii. Bunlar bir başka sektörler de var. bunlar konuşulmaya başlaması büyük artıları muhtemelen iklim değişikliği konferansının. Hemen ötesinde neleri konuşmadık derseniz benim kanımca Demir'e biraz evvel Dilek'le bahsettiğimiz fikir sahibi damaklardan bahsettik. E, ee, sağ Defne Kor Yürek o zaman çok konuşmuştuk. Ee, gıdanın çok önemli bir yeri var ve iklim değişikliğinde biz gıdayı ee, iklim Değişikliği Konferansı'nda gıda bu kadar arkada kalmaması gereken bir şey. Muhtemelen en önde olması gereken bir şey. Bugün biz küresel e, emisyonların yüzde on altısından fazlasını gıda sektöründen, yüzde otuzunu da tüm tarım sektöründen alıyoruz. Yani çok büyük karbon ayak izi olan bir sektörden bahsediyoruz. Ve bunu yalnızca karbondioksit olarak da nitelendirmemek lazım. Özellikle hayvancılıkta metan gazının yeri ki metan karbondioksitten çok daha kuvvetli ve çok daha zararlı bir gaz... Bunu yeterince konuşulmadığını düşünüyorum ve bunu birçok insan konuşulmadığını düşünüyor. Neden konuşmuyoruz? Gıda çok önemli. Yani özellikle Covid'de biz şunu gördük. Tedarik zincirlerimiz kırılgan. Gıdaya erişimimiz her kırılgan bu sebepten dolayı. Ee, tedarik zincirleri çok uzun. Halbuki yarar olsa gıdamız biz bu biraz evvel bahsettiğimiz Transition Town gibi, Totnes gibi doğru komünite e, olarak gıdamızı üretsek, gıdamızı elde etsek çok başka bir yere evrilecekken şu andaki olan küresel tedarik zincirlerinde e, belli gruplar daha dezavantajlı, e, gıdanın üretiminde bir hem iklim değişikliği söz konusu hem de hem çevresel hem de sosyal olarak adaletsizlikler var işin içinde. Şimdi biz bunları görmeden edemeyiz. Yani iş yalnızca işte süpermarkete gittim ya da işte mikrosa gittim oraya gittim bunların hepsi vardı zaten bunu ne dert ediyoruz'un çok ötesinde bir dünya var. Ve bunu e, bu sefer Glasgow'da yeterince konuşmadığımızı e, düşünüyorum. E, gıdanın nasıl e, üretildiği nasıl üretilmesi gerektiği, gıdanın iklim değişikliğindeki yeri ve gıda güvenliği. Yani biz şunu çok iyi hepimiz çok iyi biliyoruz ki e, artan yoksullukla beraber gıdaya erişim çok azalmış durumda. Ama biz halen eski endüstriyel ya da işte halen e, bildiğimiz yöntemlerden dönmemeye hazırız. Yani bir sürü konuşulması gereken mesele var. Gıdanın yeterince konuşulmadığını düşünüyorum. Yine bu da finansman da bence çok doğru orantılı neye para gidiyor, neye sübvansiyon gidiyor gibi konuların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇klim değişikliği dedik, adalet dedik. iklim e, sosyal adaletlerden e, sesleri yeterince duyulmamasından bahsettik. E, bunun yanında bir cinsiyet eşitliği meselesi var. Şimdi e, her şeyi de yok efendim işte cinsiyet eşitliğine getirmeyelim denebilir ama aslında öyle değil. Çünkü gerçekten e, bu iklim değişikliği konferansında özellikle işte yeterince kadınların olmadığı, özellikle iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan kadınlar, çocuklar ve yaşlar olarak düşünecek olursak onların daha az masada oturduğu bir ortam asla söz konusu olmaması gerekiyor. ya yani bunun değişmesi gerekiyor. Hele bu yüzyılda. Bunların yeterince bence değiştiğini ben orada henüz şahit olduğumu düşünmüyorum. Bunlar... Daha az basında işte okuduğumuz, daha az haberin olduğumuz şeyler. Biraz şundan bahsetmek istiyorum. Tabii hepimiz hep iklim değişikliği konusunda azaltmadan bahsediyoruz. İşte acaba nasıl azaltırız küresel emisyonlarımızı ki bu bir buçuk IPCC'nin bize vermiş olduğu bir buçuk dereceyi yakalarız. Şimdi azaltmak bir şey. Ama asıl belki de karşımızda olan ve en çok konuşmamız gereken konu azaltmaktan zor e, e, ziyade uyumlanmak. Bu yaz Türkiye'de inanılmaz yangınlar yaşadık, e, sel felaketleri yaşandı. Nasıl uyumlanacağız buna? Yani yerel hükümetler ya da merkezi hükümetler olarak neler yapılacak konusu çok fazlasıyla konuştu. E, belki hatırlarsanız takip edenler için. E, İlk e, bu yılki Glasgow'dan ilk çıkan e, kararlardan bir tanesi e, orman e, ormanlarla ilgiliydi. Yani ormanlaş ormanların arttırılmasıyla, ormansızlaşmayı durdurmakla ilgili yüzden fazla ülke taahhütte bulundu. Şimdi bu taahhüt meselesi de ayrı bir dert. Çünkü taahhütler gerçek olacak mı? O taahhütler nasıl gerçek olacak? Bunları kim izleyicisi olacak? E, ve daha da önemlisi... Hep konuştuğumuz sırf izleyicisi olmak değil, burada sorumluluğu gerçekten kimler alıyor sorusu ilk çıkan bu ormansızlaşma taahhütünden sonra çok konuşuldu. Bunun sebeplerinden bir tanesi Brezilya'daki Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun da buna imza atmasıydı. Halbuki çok iyi biliyor Brezilyalılar ki maalesef demokratik bir ortam yok. Gittikçe artan bu ortamda daha çok ormansızlaşma var. E, tedarik zincirlerinin çok büyük bir, e, bir yeri var bu ormansızlaşmada. Çok kısaca şöyle bir dipnot açacağım çünkü çok kıymetli olduğunu bildiğim e, bir örnek vereceğim size. Şimdi e, Brezilya'daki ormansızlaşmadan bahsediyoruz. Ormansızlaşma oldukça e, finansman ve hepsinin ne kadar aslında gıdadan bir ara, gıda ormansızlaşma ve tüketimin ne kadar bir arada el ele olduğunu göstermesi açısından bu örneği vermek istiyorum. E, Brezilya'da özellikle e, benzer örnekleri bu arada ülkemizde de oluyor. E, yerliler yer, e, e, işte topraklarından atılıyorlar, o alan yakılıyor, yakılan alanda e, büyük baş hayvancılık başlıyor. E ...bu büyükbaş hayvancılığın etini bir yere satacaksınız... ...derisini bir yere satacaksınız. E, derisini e, Çin'e satıyorlar. Çin'deki e, Çin'den e, bir sürü Avrupa'daki e, araba e, üreticileri... ...bunların arasında çok büyük bir e, BMW gibi büyük şirketler de var... ...hatta bunu öğrendikten sonra hemen alımı durdurdular... ...ve tedarik zincirlerine baktılar... E, Deriyi buradan alıyorlar yani Çin'den aldıkları derinin bir anda Brezilya'da yanan ormanın açılan alanından da yapılan büyük baş hayvancılıktan geldiğini öğrendi bir sürü araba şirketi otomotiv şirketi o hayvanın işte buradan çıkan bu arada hayvancılıktan bahsettik metan gazı artıyor yine buradan alınan alandan etler işte küresel olarak dağıtılıyor ve burada bir ekonomi sağlanmış durumda. Şimdi e, Bolsonaro da bunlara ekonomik olarak destek veriyor. Şimdi böyle bir e, başkanın ormansızlaşmaya taadüne taadünde bulunması, özellikle Brezilyaları, Brezilyalıları ve birçok ülkenin insanını da çok şaşırttı. Gerçekten ne olacak ve kim takipçisi olacak? Bu takipçi meselesi çok önemli. Finansmandan e, biraz evvel bahsettim. E, 450 tane finans kuruluşu yok, yaklaşık e, bunlar ki 130 trilyon dolar gibi bir e, parayı temsil ediyorlar global olarak. Bunlar tarihte bulundular. Yani bugünden sonra fosil yakıtlara olan e, finansmanı azaltacaklarıyla ilgili. Şimdi bunlar uyum Değil aslında bu finansmanı azaltmak, daha çok azaltma ile ilgili, uyumla ilgili yapılması gereken çok önemli işler var. Ve de muhtemelen Glasgow'dan çıkan en önemli e, kararlardan bir tanesi de bu Santiago ağı dediğimiz e, veri tabanları ve iletişim ve raporlama sistemleri. Çünkü biz bu sistemleri birbirimize, yani dünya aslında her yer birbirine çok e, son derece bağlı birbiriyle ya yani bu sistemler birbirinden bağımsız çalışmıyor. Santiago Ağı bir veri tabanı ve bu veri tabanı sayesinde artık ileriye dönük olarak özellikle gerçekten bir değişim olması ve birbirini takip edebilme yani en büyük eksikliklerimiz neydi bugüne kadar? Transparanlık yani şeffaflık ihtiyacımız olan bilgiye erişememek bu konuda bir de bu konuda kimin sorumlu olduğu ile ilgili haberimiz olmamasıydı. Bunların bu Santiago ağı ile beraber değişmesi hedefleniyor. E, son olarak da e, bu işte Glasgow'da böyle kapıdan e, iklim değişikliği konferansının tam kapısının üzerine böyle ışıklarla loss and damage yazılmış böyle pırıl pırıl kayıp ve hasar. E, gerçekten işte bu kayıp ve hasar buradaydı. Yani kayıp ve hasarı biz nasıl biliriz? Nasıl takip ederiz? E, Santiago da aslında bunun bir Çıktısı olarak karşımıza çıktı. Ee, ümitli miyiz bütün bu konferansın sonunda? Belki en önemli sorulardan bir tanesi bu. Ümitli miyiz, değil miyiz? İstenilen oldu mu, olmadı mı? Üstenilen oldu, olmadıdan belki daha ileriye dönük, böyle daha pozitif bakmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. Çünkü bu kadar ülkenin bir araya gelip aslında yani e, absolut bir... E, hem konularda hem fikir olması çok zor olmakla beraber en azından büyük bir ivme kazandı. Ha bugünden itibaren bizim gerçekten bir buçuk dereceye yakalamamız için radikal bir hayat, radikal değişikliklere ihtiyacımız var. O radikal değişikliklerin olacağını görmüyoruz. Tabii. Yani devamlı bir taahhüt meselesi konuşuluyor. Yani taahhütlerde bir gerçek değil işte bilmem kaç yılında net sıfır olacağım. İşte bir de tabii e, jargonumuza net sıfır geldi. E, onu da ayrıca Beni bırakırsan dilek ben saatlerce konuşacağım lütfen sen beni arada e, konuş, kes, konuş 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 e, bilinmeyen konular bunlar bilmiyoruz net sıfır mesela söyle nedir nasıldır e, net sıfır aslında şahsi olarak benim çok bayılıp ayılıp bayılmadığım bir konsept. E, sebebi de şu şimdi net sıfır aslında çok e, çok mantıklı yani karbon ayak izini şirketlerin, kurumların, yapılan üretimlerin sıfıra, net sıfıra getirmesi için yani etkinin azaltılması için ama tabii bunun için ilk önce ölçmediğinizi değiştiremezsiniz. O yüzden ölçmek gerekiyor. Herkes ölçümlüyor mu? Hayır, herkes ölçümlemiyor. Birincisi bir buradan başlayalım. İki ölçtün, neyi değiştireceksin? Yani bugün bir petrol şirketinin ben net zero olacağım demesi bana birazcık ironik geliyor. Çünkü zaten ürünün senin ee, her ürün hatta ve hatta bir karbon ayak izi var. Her hareketimizin bir karbon ayak izi var. İnsan olarak bile var. Yani net sıfırın öyle bir sıkıntısı var. Bu benim şeyim, bu benim kişisel biraz daha skeptik yaklaşımım diyelim. Ama ne oluyor sonuçta çözülebilirlik gibi değil mi? Biraz öyle yani altında böyle ha bir de ne oluyor net sıfır yapmak için? Şimdi bunu şunu yapıyor. Şirket diyor ki benim işte atıyorum 100 ton karbondioksit üretimi var. Bunu nasıl azaltacağım? Çok güzel. İşte ben artık yeni bir enerji kaynaklarından enerjimi alacağım. Çok doğru. Şuradan şunu yapacağım, buradan bunu yapacağım. Güzel, veya ölçümlenebilir bir şeylerle gidiyor. Buraya kadar çok güzel. Yapamadığını ne yapıyor? Diyor ki, ne sıfır e, e, karbon ayak izi düşük olan bir projeye e, ben e, işte ne derler, kaynak kaydıracağım diyor. Şimdi ben bugün. Örnek veriyorum Gebze'de bir üretim yaptıktan sonra o Gebze'de yaptığım üretimden sonra velev ki diyin ki yağmur ormanlarında işte karbonu arttıracak yani karbonu dengelemek için bir projeye el atmam. Ya Burada olanı niye ben burayı kötüleyip burayı bozarken orayı düzelteyim ki niye başka bir şeyden bahsetmiyoruz? Net sıfırın böyle bir sıkıntısı var bu benim e, e, benim algımda ve net sıfır sanki insanlarda tamam elimizi yıkadık bitti bu iş tamam hadi hazırız oldu bitti gibi bir algı yaratıyor. Halbuki her üretimin ve bu normal doğrusu da bu olacak ve bunu bunu idrak etmek durumundayız. Yani sanki hiçbir şey üretimin hiçbir etkisi olmayacak gibi buradan sonra karbon ayak izimiz sıfırlanacakmış gibi bir e, bir yanlış kavram gelmesi bana çok manasız geliyor. Net sıfırda biraz burada bir hani biraz yeşil badana Hani bunu derken şunu da hemen söylemem lazım. Belki biliyorsunuzdur bu karbon ayak izi meselesi de 2000'lerde bir petrol şirketi bir reklam ajansına iş veriyor. Ve diyor ki biz diyor sorumluluğu almak istemiyoruz. Biliyoruz bizde sorumluluk ama biz sorumluluğu almak istemiyoruz. Siz bir, buna bir pıv pıv duydurun. Bir şey bulun. Bir, bir sistem bulun. Bunu yani kişilerin yaptığını anlatalım. Ve diyorlar ki o zaman işte personal e, carbon gas emissions, karbon ayak izi, kişisel karbon ayak iziniz diye bir şey çıkartıyor büyük bir reklam ajansı ve PR ajansı. Ve o günden beri bir herkes yani sorumluluğu sanki o petrol şirketi yapmadı da işte senin benim yaptığım sen araba kullandığın için ama bu oluyor. Sen kullanmasan olmazdı ya getirdiği bir e, şahıslara sorumluluk yükleyip şirketlerden sorumluluğu alan bir sistem. Biraz net sıfır bana bunu e, daha sistematik olanı gibi gözüküyor maalesef. Bununla beraber tabii yani işe biraz da pozitif taraftan bakınca e, iyi bir tarafı da en azından şirketler ne yaptıklarını ölçümlemeye başladılar. Yani bu öyle bir şey yoktu. Şimdi bu onları bir ölçmeye benim etkim ne sorusunu ölçmeye. Tabii etkiden bahsedince etki yalnızca e, bir karbon e, karbon ayak izi ölçmesi yalnızca e, karbondioksit salımı ölçmesi değil ki bunun içinde metan var bunun içinde üretim yerindeki insanların çalışması var o adillik var adalet var ee, çevresel kirlilik var bütün bunları biz sanki hiçbiri yokmuş gibi e, ya da kaynak kullanımı yokmuş gibi yalnızca bir tane taraftan yalnızca karbon meselesine yöneliyoruz ki bu da maalesef e, çok kısıtlı bir taraftan böyle küçücük bir taraftan bakmamız koca bir Meseleye gibi geliyor. Tabii konu çok büyük. Yani bir de öyle de bir sıkıntımız var karşımızda. Durma durma devam. Şimdi peki. Ee, bunlar hani ilk önce bir bunlardan biraz bahsetmek istedim. Ee, biz Türkiye'ye oluyor. Lütfen. Helal. Hoş geldin Leyla'cığım. Ne Hoş güzel bulduk. seni görmek. Seni görmek de çok güzel canım. Ee, şey soracaktım ben bu karbon depolama konusunda herhangi bir şey geçti mi? Çünkü şey yani e, karbon depolama konusunda benim okuduğum yazılar birazcık e, yani daha doğrusu araştırmalar biraz ürkütücü e, geliyor bana. Özellikle çünkü karbon depoluyoruz diye aslında yap, yani özellikle e, Hollanda tarafında e, ve işte Kuzey bu... E, Kuzey Denizi dedikleri bölgelerde karbon depolamak için e, bilimsel ve deneysel çalışmalar olduğunu ve işte önce karbon depoladıklarını iddia ettiklerini ama ondan sonra aslında depolanan karbonun bir şekilde kaçtığını e, yani kaçak olduğunu falan e, öğrenildiği çalışmalar var. E, hani o da bana birazcık wishy-washy dediğimiz hikaye gibi geliyor. E, öyle bir e, konuşma oldu mu onu merak ediyorum. Şunu çok şimdi... E İlk Kopenhag e, ilk gittiğimde sanıyorum 2009 Kopenhag e, 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 2011 yılı evvel 2010 e, 2010 olsa e, o zaman çok fazlasıyla konuşulmuştu bu carbon e, capture and storage karbon depolama meselesi bu sefer de konuşuldu ama eskisi kadar çok konuşulmadı tabi şöyle bir şey var e, yani bizim aslında teknoloji ihtiyacımız var bunlar için ama e, bu özellikle deep sea e, storage işte yani derin denizde e, storage, e, karbon saklama meselesi konuşuldu. Gerçekten etkiler ne? Şimdi eskisine göre hem daha çok biliyoruz bir de konuyu doğru anlatma meselesi var. Yani e, son yıllarda artan bir e, veri tabanı var ve bunlarla ilgili yapılan e, şeyler araştırmalar arttığı için özellikle e, işte bu bahsettiğin Kuzey Denizi'ndeki depolama ile ilgili konuşuldu. Buradaki konuşmalardan en önemlisi sanıyorum ki e, birincisi tabii şunu şöyle bir sıkıntı var. Herkesin çok iyi bildiği e, denizlerin, okyanusların karbon tutmada çok önemli bir yeri var. Ama biz bunu yanlış kullanırsak oraya fazla karbon verirsek nasıl etkisi olabilecek konusu bir. İkincisi e, uluslararası anlaşmalar dahilinde bu konu nasıl kontrol altına alınabilir? Bu biraz daha az konuşuldu çünkü... Belli birkaç ülkenin daha çok hegemonyasında olan bir meseleden bahsediyoruz. Ve tabii geçtiğimiz aylarda biraz böyle işte Fransa ile İngiltere arasında da olan... ...bu deniz kıta sahanlığında kimin söz hakkı var? Hangi şirketler orada? Ve çok ciddi bir lobicilik var arkasında. Bunlardan biraz bahsedildi ama... Karbon storage'den istediğim yani benim beklediğim kadar çok fazlasıyla konuşulmadığını düşünüyorum bu en azından benim maruz kaldığım şey çok fazlasıyla konuşuldu yani karbon saklamanın en iyi yöntemleri neler olabilir? konuşulmakla beraber yeterince bunun etkileri konuşulmadı. Biraz da böyle bir mesele var. Çok güzel bir şey söyledin. Herkes böyle, böyle paldır küldür bir, te, bir takım e, teknolojilere hücum etmiş durumda şu anda. Ama o teknolojilerin gerçekten e, ha, uzun dönem değil, hatta kısa dönemdeki etkileriyle ilgili bile yeterince verimiz yok ya o çok ciddi bir şekilde kafa karıştırıyor. E, özellikle tabii UNFCC'nin yani Birleşmiş Milletler'in ee, bu konferans düzenlediğini düşünecek olursak biraz daha e, bu konuda doğru kelime ne olur çekimserler ve konservatifler diye demek doğru çünkü hani herkesin biraz daha şirketlerin bir de bu özellikle Glasgow'da şirketleri az gördük. Şirketler bu konuda çok daha aktifler. Hükümetler bu konuda daha ortaya bir şeyler söylemeye çalışıyor. Bu konuda özel sektör aslında çok aktif ama özel sektörün o kadar sesini duyduğumuzu düşünmüyorum. En çok işte sesini duyduğumuz özel sektörü e, temsilen finans dünyası olabilir ki bu da yeterli değil özellikle bu kadar önemli bir konu için. Çok anlatabildim bilemedim. Teşekkür ederim. Çok çok etkileyici oldu. Sağ ol. E ee, bunlar benim yöntemler konusunda var. neler konuşuldu Ergem? Yani ne, neler düşünülüyor e, karbon depolama konusunda nelerin olabileceği ile ilgili bir şeyler söylendi. Şimdi karbon depolamada tabii ki şimdi her şey yani en önemlisi iki, iki önemli şeyden bahsetmem gerekiyor. Bu ormansızlaşma meselesi. Yani şimdi ne olursa olsun e, Karbon depolamadaki en önemli şeyler, karbon meselesindeki en önemli şey ormanlarımız. Yani bizim ormansızlaşıp ondan sonra karbon depolayalım gibi bir şeye dönmemiz zaten aslında çok mantıklı değil. Birincisi bu e, ormansızlaşma'nın durdurulması muhtemelen buradaki en önemli aksiyonlardan bir tanesi. İkincisi e, özellikle tarımda, büyükbaş hayvancılıkta çıkacak karşımıza çıkacak olan e, metan gazını nasıl saklarız? ilgili teknolojileri biraz değinildi ve en önemli şu anda muhtemelen karşımıza çıkan bu Nature-based Solutions dediğimiz yani doğanın kendi sistemlerini kullanarak biz aslında karbonu nasıl yakalayabiliriz sorusu fazlasıyla gündemde. Bunun gündemde olmasının sebebi sanıyorum ki iki türlü düşünmek lazım. Bir teknolojilerin özellikle karbon iklim değişikliğinden çok etkilenen ülkelerin ee, gelişmekte olan ülkeler ve Afrika yani e, güney e, yarım küre olmasındaki sebeplerden dolayı hem e, çözümlerin daha e, maliyet olarak düşük hem de etki olarak daha yüksek olmasından e, yola çıkılarak e, fazlasıyla bu sefer e, doğa bazlı, doğanın getirdiği çözümlerden bahsedildi. Yeterince biz teknoloji konuştuk bu, bu sefer ben çok denge denk gelmedim yeterince diyorum. Çünkü gerçekten çok daha fazla konuşulabilirdi. Çünkü bu konuyla ilgili çok fazlasıyla yapılan araştırmalar ve de çok fazlasıyla yapılan girişimler var. Ee, hidrojen tabii ki çok fazla konuşuldu. Bu bir karbon storage olmamakla yani karbon saklama yöntemi olmamakla beraber alternatif teknoloji, alternatif enerji e, gruplarından en çok işte biz onları çok fazlasıyla konuştuğumu düşünüyorum bu yıl e, Glasgow'da ama yeterince e, karbon saklamayı hep daha çok işte ormansızlaşma e, ve e, nature based solutions yani doğa bazı çözümler üzerinden konuştuk ve özellikle uyumlanma sürecinde bu neler olabilir diye tabi buradan bahsettiğimiz zaman direkt e, merkezi hükümetlerin ne kadar aktif olduğu öne çıkıyor. Yani merkezi hükümetler bu konularla ilgili neler yapıyorlar. Çünkü ister istemez bunu dediğiniz zaman ya yerel ya merkezi hükümetlerin ne kadar aktif olduğunu ya da bu konuda neler yapmak istediğini görmek gerekiyor. Farklı ülkelerin farklı girişimleri var. Türkiye'nin de bu konuda girişimleri var ve muhtemelen uyum konusu söz konusu olduğunda biz bunları daha çok konuşuyor olacağız diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bunların konuşulmuş olması bence çok iyi. Çünkü hep e, enerjiyi başka nasıl sağlarız? İşte hidrojen olduğu gibi ama hidrojenin getirdiği bir sürü yan problem var. Depolanmasından tut e, işte üretimine kadar e, patlayıcı maddenin üzerinde gidiyormuş gibi arabalarda kullanılmasına kadar. E, sürdürülebilir Yaşam Film Festivali bu konuda çok e, etkin oldu bence. Oradaki filmleri kaçıranlar bir daha fırsat bulurlarsa mutlaka seyretsinler dilerim. Orada çok önemli filmler gördük bu sene. Ve bunlardan bir tanesi de hidrojen üzerineydi. Orada neyin yapılıp neyin yapılamaması e, davasını net bir şekilde gördük. Doğa e, bence de çözüm olacak. Kendi içinde bunu toparlaması. Saliha da onunla ilgili bir soru sormuş. Hangi çözümlerden bahsedildi? ile ilgili nelerden bahsedildi diye. Ormansızlaşma tabii ki. Çünkü ormansızlaşma e, en büyük erozyona... E, Ormanlar gidince erozyon açık hale geliyor ve en büyük sorun orada başlıyor. Onun dışında başka neler konuşuldu? Şimdi e, enteresan bir şekilde özellikle e, benim dinlediğim ya da içinde benim e, katıldığım toplantılarda en azından... ...bu doğa bazı çözümlerde e, konuşulanlar şu konular... Yani, şimdi tabii doğa bazı çözümlere hemen her coğrafyaya göre uyarlamak mümkün. Benim katıldıklarım daha çok kıyı alanlarındaki meselelerle. Nedir kıyı alanlarındaki? İşte biz kıyı alanlarında belli yetiştir ürünleri yetiştirerek ya da belli oradaki doğal hayatın tekrardan, işte misal veriyorum, balıkçılıkla yok edilen doğal hayatın tekrardan, Yaşamasına izin vererek kendi kendini tekrardan çünkü doğa aslında kendi kendini yeniyor tekrardan yenilemesine izin vererek aslında işte oradaki seli önlemek gibi gibi sonuç çözümler ve bunlar dünyanın her yerinde yapılan ama daha çok e, neresi e, Güney e, Güneydoğu e, Asya'dan örnekler e, ve ...başka ülkelerin yani kıyısal alanlardan örneklere ben hep de, denk geldim. O yüzden gördüğüm örnekler çoğunlukla bu şekildeydi. İşte e, mesela belli bir yerde, belli bir coğrafyada yetiştirilen istiridyelerin... ...oradaki e, e, toprak kaymasını engellediği gibi böyle enteresan solü, çözümler var. E, bunlar her e, coğrafyada farklı e, biçimlerde kendini gösteriyor... E, hatta ve hatta yani yalnızca bunlar kıyı bölgesi değil örnek veriyorum e, çöllerden bile yapılmış çok enteresan örnekler vardı. Şimdi tam şeyini hatırlayamadım peatlands'in neye e, ettiğini söyleyeceğim şimdi size Türkçesine bakıyorum bir dakika. E, Bu arada ben de mangrove'ları tur... söyleyeyim mesela mangrove'ların mang su, evet, su altınması ve o, onun da e, karbon konusunda etkileri çok büyük. Daha önce duymamış olanlar varsa özellikle o konuya bakabilirler. Ben de mangrozdan bahsedecektim. Mangroves'un da Türkçe'sine çok hakim olmadığımı fark ettim bir anda. Pitlen turbalık diyorlar aslında. Bizde az bizde de var aslında. Mangrovelar da çok önemli. Özellikle yine bu. Latin Amerika'da çok önem veriyorlar. Bu bunların tekrardan hayata tekrardan katılması, regenerate edilmesi dediğimiz yani onarıcı tarımın gücünden çok bahsedildi. Biraz bu bunlardan bahsederken, doğa bazı çözümlerden onarıcı tarım bu sefer tabii çok konuştuk. Onu da söylemem lazım. Hiç konuşulmadığı kadar onarıcı doğa bazlı çözümler onarıcı. Ama bunları acaba biz tarıma nasıl uygularız? Yani tarımdan onarıcı, organik tarımdan bahsetmiyoruz. Onarıcı tarım nasıl olabilir? Onarma meselesini çok konuştuk. Ee, bu da sanıyorum ki özellikle uyumlanma meselesinde karşımıza çok çok fazlasıyla ortaya çıkacak. Ee, bir de tabii şöyle bir şey var. Özellikle iklim değişikliğindeki e, sorumlulardan bir tanesi tarım dedik. Bizim konvansiyonel tarımla e, en üstteki toprağa, atmamızla karşı, salınan karbondioksit ve o toprağın sürekli kendini kaybetmesinden dolayı karşımıza çıkan bir de bir iklim değişikliği unsuru var. E bunu da nasıl toparlayın? Yine burada da işte onarıcı tarım ve nature based solutions dediğimiz işte doğa bazı çözümlerin yerinden bahsettik. E, turbalık diyorum da onu tam anlamıyla nasıl söyleyebilirim turbalığın Türkçesini bilemiyorum ama peatlands diyebiliyorum peatlands e, gerçekten çok enteresan e, Türkiye'de de var aslında e, bir nevi aslında bataklık demek belki doğru olur en yakını e, bataklığa yakın alanlar bizim bunları hani aslında iyi bakılmaması. Şimdi biraz da şundan bahsettiğim bu pitlenzen ve doğa bazı çözümlerden bahsettim. Ee, doğa bazı çözümler, mangrolar bütün bunların hepsinde şu ile bir ortak nokta var. Bizim işte bataklıkları kurutmamız. Neden bataklık kuruttuk? Çünkü biz oradaki sistemi bozduktan sonra orası sinek yapmaya, hastalık yapmaya başladı. Halbuki eğer ki biz o sistemi doğru olması gereken doğanın e, normal dengesinde tutabilseydik o aslında kendi kendine yaşayan kendi doğru sistemini oluşturan ve de her şeyden önce oradaki e, o, hem karbon e, salım yani karbonu e, işte biraz evvel bahsettiğimiz bu carbon storage yani karbonu e, saklama için çok önemli olan bu e, işte doğanın kendi gücünü doğadan almış olduk. Bu kuruttuğumuz yerlerde de bu sefer işte sinek yapıyor, hastalık yapıyor diye onları iyice yok etmeye başladık. Yani aslında kendi kendimize bir anda e, yaptığımız bir, bir sürü doğa bazlı çözümdeki e, muhtemelen e, ortak nokta aslında biraz geriye dönüşü çok gösteriyor ve insanların doğayı kendilerine göre manipüle etmesinden ziyade doğanın kendi kendini tekrardan ortaya çıkartması, tekrardan yenilemesi ve kendi dengesini bulmasına na, e, yol açıyor. Bunu çok fazla size şey konuştum. Bir de şunu söylemek istiyorum. E, i̇şte bugün malum Covid'den dolayı dedim, en başına, işte Covid dedik bugün de, bir artısı da bugün hep beraber Zoom üzerinden bir araya gelmemiz normalize oldu. Bu çok güzel ama e, bugün COVID olması zutonik zo hastalıklar dediğimiz, yani hayvanlardan insanlara geçen hastalıkların artması. E, buradaki en önemli sebeplerden biri ormansızlaşma. E, ilk defa ben bu sefer şeyi çok fazlasıyla gördüm. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün iklim değişikliği konusunda aslında ne kadar az veriye sahip olduğumuzu yani iklim değişikliğiyle ilgili hastalıkların bundan karşı bunun bir sonucu olarak karşımıza çıkacak gelecek pandemilerin gelecek e, sağlık sorunlarının nasıl engellenebileceğini çok konuştuk. Şimdi ee, bu nature-based solutions'dan bahsederken iste istemez hani konuları atlamış gibi oldu ama değil aslında çünkü birbirine çok bağlantılı o resmen doğanın dengesini yok etmemizin sonucu olarak bugün işte karşımızda da çıkan sağlık e, sorunlarının giderek artması işte e, misal veriyorum çok yani illa pandemi ve covid seviyesinde olmak değil ama bugün yaşadığımız bir sürü problemin aslında arkasındaki sorunların ne kadar iklim değişikliğe bağlı olduğunu ama bu konuda da biraz da ne kadar az hem veriye hem de çalışmaya sahip olduğumuzu e, tekrardan e, şahit olmuş oldum. Biraz konuyu başka bir yere çektim isterseniz ama çok önemli e, Doğru oldu. bağlantılı bir yere çektin. Başka bir yer değil aslında. Bizzat içinde olduğumuz bir yer. E, katılmış olduğumuz bir başka toplantıda da dinledik ki e, işte sıcak çarpmaları, insanların, yaşlıların, çocukların bundan etkilenmesi ve ölmesi ya da e, çeşitli canlıların bu doğadaki dengenin, iklim değişikliğiyle de birlikte bozulmasıyla şehirlere gelmesi ve şehirlerde yaygın hastalıkları e, yayması bu covid'in de işte ortaya çıktığı canlıların pazarlara gelmesi ve orada onların var olması sıcaklık değişimiyle bir ilgili olarak o mikrobun yayılması, yayılmaması, hastalıkların yayılması, yayılmaması aslında doğrudan bağlantılı. birebir bağlantılı ya da bu bahsetmiş olduğun erozyondan dolayı toz bulutlarının şehirlere inmesinin bunu biz ilk John D. Liu ile izlemiştik, onun çekmiş olduğu filmle Lois platos'unda izlemiştik hmm. yıllar öncesinde ama şimdi biz kendimiz Türkiye'de şehirlerde bunun benzerlerini yaşamaya başladık ya da hortumları görmeye başladık. Ben İstanbul'da hiç hortum görmemişken bundan birkaç sene öncesinde İstanbul'da çatılar uçtu, hortum oldu falan. Bunun içinde tabii yapmış olduğumuz binalar ve bizim etkilerimiz de var. Yani o pazarlama şirketi onu çok içimize yerleştirmiş vaziyette. Kendi etkilerimizi görmemiz açısından da tokat gibi çarpmış vaziyette. Tekstil sektörü var. Tarım kocaman bir yerde var. Biz hani farklı farklı kıyafetler giyip de dışarıya çıkmak istiyoruz. Rengarenk olmak istiyoruz ama o renkler üretilirken tekstil sektöründe aşırı su kullanımı, aşırı kimyasal kullanımı, Pamuğun üretimi sırasında aşırı zehirler kullanımı e, ya da toprağın yok oluşu hep bunlar birbiriyle zincirleme reaksiyon şeklindeler ve bunların etkileri. Tekstil mesela konuşuldu mu? Güzel bir soru. Tekstil aslında bence en masada olmayan yani çok az konuşuldu. Biraz moda sektörünün iyi e, ne derler iyi e, hikayeleri biraz anlatıldı ama tekstil aslında işte bir araştırmaya göre dünyada şu anda iklim değişikliğini ya da dünya en çok kileten sektörlerden birincisi o petrol ve gazsa ikinci olarak da aslında tekstil biliniyor tekstil gerçekten çok etkin bir sektör burada bizim sorumsuzca tüketimimizin çok büyük bir yeri var üretim çok yüksek bilmiyorum belki biliyorsunuzdur her dakika başı bir kamyon dolusu giysi çöpe atılıyor. Yani inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz. Gerçekten çok tüketiyoruz. Ee, ve etkileri çok fazla. Ee, kullandı, bugün kullanılan giysilerin yüzde sekseni neredeyse polyesterden yapılıyor. Polyester dediğiniz ürün bir aslında petrol bazlı bir ürün. Ee, ve son yıllarda şöyle bir gelişme var tabii. Ee, özellikle iklim değişikliğiyle mücadele için karşımıza işte e, elektrikli arabalar gibi bir çözüm çıktı. Bu sefer e, petrol e, ve e, gaz şirketleri, o zaman madem biz artık arabalara bunu satmayacağız, o zaman daha çok polyester üretimine, daha çok paketleme üretimine yöneleceğiz gibi bir yere evrildiler. Şimdi bütün bunlardan bahsedince, eğer Glasgow'da yeterince sürdürülebilir tekstilden bahsettikler bence hiçbir şekilde bahsetmedik. Hatta bütün arkasını yani bütün bu meselenin arkasındaki aslında e, ve bu bence çok iyi bilinen ve herkesin çok net olarak anladığı bir mesele aslında sistemsel bir mesele bir problemden bahsediyoruz ya biz yani bizim parçası olduğumuz bizim çok tükettiğimiz işte yüzde 60 küresel nüfusun yüzde 60'dan fazlasının şehirlerde yaşadığı gıdadan doğadan kopmuş bu yaşam tarzımızın aslında etkilerini herkes farkında. Özellikle Glasgow'a gelen herkesin bence problemin ne kadar sistemik bir problem olduğunu bence idrakı var. Ama bunu nasıl çözeceğiz sorusunda herkesin takıldığı noktalardan bir tanesi bütün paydaşların gerçekten çözüm için olmasa da olmaması. Yani bugün siz tek bir tane sektör yani yalnızca işte petrolü oradan çıkartmanız yeterli olmuyor İşte biraz evvel senin bahsettiğin gibi şehirlerdeki ya şehir evet işte bu sefer şöyle yapmışlar şehir e, her güne bir fazla farklı tema koymuşlar ama bütün bu temaların aslında birleştiği şeyler şeyler var ya bizim bir yaşam tarzımız var ve biz bu modern bildiğimiz yaşam tarzını sorgulamadan ve bunun belki e, çok o e, bizi öncelikler veren maalesef bu bu arada tabii burada bir adaletsizlik de söz, söz konusu ister istemez. Bunlardan feragat etmeden ve hayatımız değişmeden olmayacak şeyler var. Ve burada tekstil ya da moda sektörü yeterince konuşuldu mu? Ben yeterince konuşulduğunu şahsen düşünmüyorum. küresel adaletsizliklerin başında da moda sektörü geliyor. bu yalnızca ee, yani moda sektörü ve moda ve gıda sektörü küresel adaletsizliğin en çok yaşandığı sektörlerden iki tanesi. Ee, diğer sektörler her sektörde yaşıyor, yaşanıyor. Ama biraz moda aslında iyice bana e, ironik geliyor çünkü bir taraftan işte insanlar kendilerini daha iyi hissetmek için e, yaptı. aldıkları bu kıyafetleri uğruna başka bir insanın hayatı daha zora gidiyor, daha kötüye gidiyor gibi böyle bir aslında ortada tatsız bir çıkmaz var ee, ama senin soruna gelecek olursak yeterince e, moda sektörü var mıydı konuşuldu mu hayır bence konuşulmadı ee, dediğim gibi gıda ve gıda en önemlisiyle orada olması gereken daha çok olması gereken gıda yeterince konuşulmadı moda da bence yeterince yerini almadı ee, diğer sek yani her sektör e, birazcık yerini aldı ama moda bence ve tekstil sektörü özellikle Etkilerinden dolayı e, çevresel ve küresel iklim değişikliğinden tut çevresel ve sosyal e, adaletteki yerine bakılacak olursak orada ihtiyacı orada gör, duymamız gereken e, sesini duymadığımızı düşünüyorum en azından. Çok önemli bir şey söyledin. Paketlemeye kaydılar dedin. E, benzer şey biliyorsun İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olmuştu azot davası ortaya çıkmıştı. Yani patlayıcı yapılamadığı için kapanmasın firmalar. Aman gübre yapalım diye suni gübre ortaya çıkmıştı. Yani bir sanayiyi bitiyor deyip ikinci bir sanayi doğurup daha beter şeyler başımıza gelebiliyor. O yüzden bu bu nokta da bence çok önemli. Paketleme malzemesine kayma davası da çok önemli. Artı elektrik elektriğin ya da biyo yakıtların Önümüze konulması tarım sektöründe gene bir başka açmaza bence yol açacak. Gıda mı yetiştireceğiz, gıdamızı mı topraktan sağlayacağız ya da kalkıp da bu bitkileri ekip o bitkilerden yakıt mı yapmaya çalışacağız gibi bir açmaza gidiyoruz. Bu sefer önümüzde suda tarım konuyor. Suda tarımı ne kadar doğru yaptığımız tartışılır, onunla bedenimizi ne kadar besleyebildiğimiz tartışılır. Oradan bir başka noktaya geliniyor. E, bütün bunların bence bu toplantılarda konuşulmuş olması lazım ama e, işte yeterince mi kısmı onu sen biliyorsun sen gördün oradakileri. Yani tabii yeterince şöyle bunlar belki konuşuluyor ama tabii öyle bir büyük bir mesele ki e, ve mesele bu, yani gerek iklim değişikliği olsun gerek gıda olsun gerek diğer konular olsun bahsettiğimiz hepsi çok bütüncül bakılması gereken her konunun her paydaşının orada olması gereken meseleler. Ee, inanılmaz bir kere bir gıda güvensizliğine doğru gidiyoruz. Ee, iklim değişikliğiyle mücadele etmek için hayvansal proteini azaltmamız lazım ama inanılmaz bir protein ihtiyacı var. Yani sağlıklı beslenmek gerekiyor. Ama bunun sonu, bunun neticesi, bunun cevabı ucuza hayvancılık yapalım da olmaması gerekiyor. Yani öyle çıkmazların içindeyiz ki işte şehirlerde herkes ama şehirlerdeki bu insanları gıdayı nasıl ...tedarik edeceğiz sorusu var. E, ve her yerde yani her coğrafyada farklı sıkıntılar var. Bugün bizim olduğumuz coğrafyanın sıkıntılarıyla... ...bir Afrika'nın, Asya'nın, e, Orta Asya'nın sıkıntıları tamamıyla farklı. O yüzden birazcık problemler çok küresel olmakla beraber... E, ...yapılması gerekenler aslında çok lokal işler. Ve bu lokal know aslında paylaşılması çok önemli... E, bu, bu açının aslında kıymetli olduğunu düşünüyorum bu tür konferansların en azından herkesin bir know-how paylaşması, işte biz bunu yapıyoruz, siz ne yapıyorsunuz gibi bir e, karşılıklı yani biraz daha belki değişen bir e, beraber çalışma kültürü var yeni yeni en azından ortaya çıkan. Bu bence işin artı tarafı. Burada önemli olan aslında burada özel sektörün bu işin içine gelmesi. Çünkü çok iyi biliyoruz ki hepimiz bir sürü özel şirketin e, cirosu ya da işte yıllık geliri bir sürü şey, ülkeden çok daha fazla. E, bu kadar kuvveti olan bir e, küresel e, özel sektör varsa onların buradaki yeri, onların buradaki beraber çalışması ve kamuyla çalışmaları çok önemli. O yüzden işte yani biraz evvel bahsettiğim e, bu doğa bazlı çözümlerde Pakistan'da yapılanla Türkiye'de yapılan illa ister istemez ayrı Costa Rica'da bilmem işte Nijerya'da yapılan bir, hepsi birbirinden farklı, farklı coğrafyalar. Bugün demin gıdadan bahsettik. Gıda atığı Türkiye'de neden çıkıyor karşımıza meselesi? E, ile gıda atığı neden Afrika'da oluyor? Tamamıyla farklı sebeplerden dolayı oluyor. O yüzden hani meselelere çok bütüncül bakıp ama çok lokal aslında çalışmalar gerekiyor. Sanıyorum e, bu sefer ki iklim değişikliğinin e, e, konferansın en önemli e, çıktılarından bir tanesi de işte bu beraber çalışalım. Birbirimize know hava anlatalım. Ben yaparken sen de bunu öğrenin. Biraz bence eskisine göre kırılmaya başladığını yavaş yavaş görüyoruz. Bu arada Leyla çok teşekkürler. Ah Longoz mangrove'un karşılığıymış. Peki çok teşekkürler. Ben de bunu bilmiyordum. Çok sağ ol. Bizim Longoz ormanları belki buradan geliyor diye düşünmek istiyorum. Pardon konuyu dağıttım. Bu şey konusu da tabii globalleşme globalleşme dedik ama globalleşmeyi bence yanlış anladık. Ee, kendi içimizdeki üretimleri ya da lokal e, yapılacak olanları bıraktık. Onun yerine dünyadan bir şeyleri birbirimize alıp vermeye başladık. Ama bu sefer e, işte küresel ısınma e, Yer Yerelde bir şeyler yapmak ve bunun e, birbirine etkisi çarpan etkisi ya da birbirine etkisini gözlemlemek çok değerli. Çünkü bir yerde çıkan bir şey hepimizi yani bir yerde bir kıvılcım çıkıyorsa o bütün dünyayı yakıyor. Koronada yaşadık. Ya da işte zamanında Ukrayna'da yaşadık, Çernobil'de yaşadık gibi, yakın zamanda Japonya'da yaşadık gibi onun etkisi. Yani oradaki şimdi o suyu denizlere bıraktıklarında nükleer atık içeren suyu denizlere bıraktıklarında ki bırakacağız diyorlardı en son. Ne olacak halimiz? Bunları bilmiyoruz. Nasıl değişimlere yol açacak? Bunları bilmiyoruz ve hepimiz etkileneceğiz. Sadece o orada kalmayacak. Ee, bunu bunu tabi Japonya'nın yapması da enteresan daha önce başından işte nükleer bomba geçmiş olan bir ülkenin yapması da enteresan gibi gibi şeyler ee, sorular var mıdır diye soralım istersen şimdi sesinizi açıp soru sorabilirsiniz. Herkes çok sessiz. Benim bir sorum vardı. Sesim geliyor mu acaba? Geliyor Melis. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim sunumunuz için. Ee, şunu merak ediyordum ben. Çin, Hindistan gibi aslında karbon izi daha yüksek olan ülkeler bu global çapta düşünüldüğünde e, ekonomik olarak daha dezavantajlı ülkelere aslında bir geri ödeme gibi yani verdikleri zararı onlara tahsil etme gibi bir durumları var mı? Bu zirvelerde bunlar konuşuluyor mu merak ediyorum açıkçası. Evet, çok güzel bir soru sordunuz. Şimdi Türkiye aslında bu konuda çok enteresan bir noktadaydı. Çünkü biz e, bu Annex 1 dediğimiz ülkelerden bir tanesindeydik ve biz e, bu finansmanlardan yararlanamıyorduk. Bu bahsettiğiniz finansman aslında çok önemli. Özellikle gelişmekte olan ülkelere verilmesi ve ihtiyacı olan ülkelere verilmesi ve bunların et çok etkilenen ülkelere verilmesi bekleniyor. Çin açıkçası bu konuyla ilgili birinci kategori. Yani bu konuda finansmana yardımcı olacak ülkeler arasında. Hindistan biraz daha burada arada bir noktada kalıyor. Etkisi çok büyük olmasına rağmen. Fakat bu sefer özellikle Hindistan'ın son derece aktif bir şekilde müzakerelerde yer aldığını görmüş olduk. Onların müzakerelerde yer alması da gerçekten Çin de bu sefer son derece müzakerelerde söz sahibi oldu ve bütün bunların, bütün bunların, onların özellikle Çin ve Hindistan'ın müzakerelerde yer alırken bu oluşma, oluşturulmakta olan global finansman pooluna, havuzuna nasıl bir katkıda bulunacağı konuşuldu. Şimdi önümüzdeki günlerde taahhütler belirlenecek ve bu taahhütler takip edilecek. Ee, dedi yani Çin ve özellikle Amerika, Çin, Amerika ve Hindistan'ın yeri çok önemli bu noktada. Ee, Çin ve Amerika biraz daha bu sefer aslında beklenilenden daha özellikle Amerika beklenilenden daha e, aktif rol aldı. Çin beklenildiğinden yine daha fazla e, işin içine girdi. Hindistan'la ilgili taahhütlerin nasıl olacağı ile ilgili de bekle, bir e, nasıl şekillenecek önümüzdeki özellikle finansman tarafında bakılıyor ama e, e, küresel olarak Hindistan genelde bunlardan yararlanan bu finansmanlardan yararlanan ülkelerden bir tanesi oluyor. Çok teşekkürler. Başka soru var mıdır? Senin ilave edeceklerin var mıdır herkem? Allah benim daha ilave ilave edeceğim her zaman olur ama gece de geç oldu. Siz de çok fazla. Ee, şöyle ben e, şunu belki en son söylemek isterim. Ee, bu konferanstan sonra bir kısım insan çok büyük bir ümitsizlikle ayrıldı. İşte bir araya geldiler de ne oldu dedi, ne olacak dedi falan. Bir böyle tabii bir taraf var yani böyle bir ümitsizlik e, söz konusu olabilir. Yani aksiyon anlamında biz absolut olarak bütün iklim değişikliğini iptal ettik mi? Hayır etmedik. Ama yani e, petrolden ve de kömürden istediğimiz gibi bir kopuş yaşandı mı? Finansman mekanizma döndü mü? Hayır. Ama artıları var bence bu konferansın. Biraz işte bu iklim değişikliği konusunda olunca belki biraz da işin pozitif tarafına da bakmak icap ediyor. Hiç daha evvel olmadığı kadar beraber çalışma kültürünün ortaya çıkması ve bence bir tane artı taraflarından biri de medyanın, küresel medyanın bu konuya bakışının artık çok daha bu konuda konuşmasının çok fazla, ana akım medya geçtiğimiz bir iki yıla kadar bu konuda çok az konuya yer verirken şimdi bu çok artmış durumda. Bu bile bence çok büyük bir artı. Yani çok güç, e, aman canım bunlarla mı teselli buluyorsun diyebilirsiniz ama bunlar bile çok büyük artılar ki yavaş yavaş çünkü ancak değişim böyle başlayabilir. Yoksa işte bir, bir grup insan kendi kendimize e, birazcık hep e, konuşuyor oluruz. Bunun değişmesi gerektiği için ben biraz bütün bunları e, çok pozitif olarak değerlendiriyorum. Çok teşekkür ediyorum Dilekçim beni ağırladığınız için. Çok teşekkürler katıldığın için. Leyla çok teşekkürler. E, Mangrove'un longoz olduğunu öğrendim senden. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol araştırdın. Paylaştığın için. Ağzına sağlık. Biz çok teşekkür ediyoruz. E, bütün anlattıkların ve başka bir perspektiften bakışı sağlayabildiğin için e, sağlasın, var olasın. Dönüşüm ağı diye çevirdik bu arada biz. E, Transition Towns'ı dönüşüm ağı İstanbul diye çevirdik. E, yerelleşmesi her şehirde kendi içinde olması diye Bundan sonraki toplantıları inşallah o şekilde bekleriz, katılım dileriz. Seni de aramızda görmeyi çok isteriz. Çok teşekkürler. Biz de bunu duyurmak çok isteriz. Çok güzel bir girişim çünkü gerçekten her türlü desteği biz de bizim tarafımızdan yapabildiğimizi hiç zaman eksik etmek istemeyiz. Sağ olasın. Peki çok Herkese teşekkürler. Herkese katıldığı için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle. iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.